Besim Tibuk, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi Besim Bey, daha evvel de biz bu programda beraber olduk. Sizin evet. De programlar keyiflidir. Şimdi şu Liberal Demokrat Partimiz var. Çok güzel. Yunus. Yunus'umuz var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, 94. Şimdi şunu soracağım. Evet. İyi güzel tabii, demokrasi var ülkede. İsteyen istediği partiyi kurar. Efendim, bu kadar zaten bölünüyor oylar. Bu kadar fazla parti var. Şimdi bir tane daha yani... Neden ve ne yapacağız yani, şansını? Tam adamına sordun yani. Götürüp oyunu Yunus'un altına basacaksın evet diye Liberal Demokrat Parti'ye vereceksin. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi senin bir gemin var. Bir sürü kaptan almışsın. Hepsi gemiyi karaya oturtmuş. 15-20 tane kaptan adayın var. Bu kaptan adayların hiçbiri daha pusulayı bilmiyor. Gemi nedir bilmiyor. Öyle değil mi kardeşim? Sen şunu söyle bakalım, son iki haftadır bütün o parti, büyük parti dediğinin liderleri konuşup duruyorlar. Bir tane bir şey söyle. Söyle bir tane Türkiye'nin bugünkü sorunlarını çözecek bir tane var mı? Görüşü, kararlılığı, ne yapacağını bilen. Şimdi senin bu kaptan gibi, gemi gibi bütün kaptan adayların daha pusulayı bilmeyen, gemiye bilmeyen adamlar varken biz geliyoruz diyoruz ki biz kaptanız kardeşim, bu gemiyi yüzdürürüz diyoruz. Varsa bir şeyin, endişem benim kaptanlığımla ilgili, soracaksın, beni imtihan edeceksin. Yoksa benim gelmem senin için bir fayda. Sen 20 tane işe yaramaz kaptan adayıyla gemini gene karaya oturtmak istiyorsan, o öteki partilere gideceksin, oyunu vereceksin, o kadar basit. Biz açık söylüyoruz, senelerdir söylüyoruz, siz de takip ediyorsunuz, basın mensubusunuz. Ülkenin sorunlarını ortaya koyuyoruz, çözüm önerilerini ortaya koyuyoruz. Ve doğru olduğu da artık her gün anlaşılıyor. İlk çıktığımızda ne diyorlardı? Eksantrik, marjinal. Hangisi marjinal? Hangi görüşümüz marjinal? Hepsi bu ülkeyi adam edecek politikalardır. Yani diğer partilerle karşılaştırırsanız bizi, diğer partiler yanımızda çırak olamazlar. Bunu samimi söylüyorum size. Çırak olamazlar. Onun için Liberal Demokrat Parti bence Türk siyasi tarihinin en önemli ihtiyaçlarından biri kardeşim. Devletçiliğe karşı, İnsan enerjisine, insanın kendi inisiyatifine, heyecanına değer veren, yani bireye değer veren, politikalar üreten ve bunu uygulayacak parti biziz. Bunu halkımız görüyor. Ciddi bir tartışılma içindeyiz. Yani Liberal Demokrat Parti bugün bütün halk tarafından ciddi bir şekilde tartışılıyor. Bu şeylere çok üzüldüm canım. Geçen gün bir gazete yazarı demiş ki, bu büyük parti liderleri televizyona çıktıklarında reytingler düşüyormuş. Tabii çok üzüldüm ben. Onların çok televizyona çıkmaları bize yaradı. Onu açık söyleyeyim. Yani biz televizyonda, medyada çok az görülüyoruz. Ama size şu kadarını söyleyeyim. O partiler ne kadar çok televizyona çıktılar, ne olduklarını halkımız gördü. Gördü ve bizim politikalarımızın doğru olduğunu şimdi politikayla ilgilenen herkes kabul ediyor. Sonuca biz gideceğiz. Yani bu ülkenin kaderine biz el koyacağız. Onu size söyleyeyim. Peki Besim Bey, o zaman açalım yani biraz. Açalım. Şu yani demokratı biliyoruz, Demokrat Parti'yi de biliyoruz. Onun başına bir de liberal geliyor. O liberal neyi vurguluyor? Hürriyetçiliği vurguluyor tabii. İnsan haklarını, hürriyeti. Şimdi biz devleti şöyle görüyoruz. Çekirdek devlet. Güçlü fakat çok şeye karışmayacak. Yani seni maksimum derecede hür bırakacak ama ne? Hukuk düzeni içinde. Yani sana bir tecavüz vaki olursa mahkeme ve polis onu önleyecek. Sen bir hata yaparsan cezalandırılacaksın. Bu sistem içinde maksimum hürriyet. Mesela tipik bir örnek vereyim hürriyetle ilgili. Sosyal sigortalar şimdi. Hepimiz sosyal sigortalar prim yatırmaya mecbur muyuz kardeşim? Hizmeti kötü olsa bile oradan şey yapmıyor muyuz? Bu nedir? Hürriyetsizliktir. Bu köleliktir. Biz ne yapıyoruz? Sosyal sigortaları özelleştiriyoruz. 3-4 tane şirket çıkıyor. Hangisini beğeniyorsan primini ona yatırıyorsun. Ama devlet bunları kontrol ediyor. Emekli sandığı öyle. Emeklilik öyle. Şimdi emekli sandığından, Bağkur'dan, sosyal sigortalardan başka emeklilik yok. Hepsi devletin. Ve devlet bütün israfını senden çıkarıyor. Bütün kazığı sen yiyorsun. Devletin yaptığı bütün israf, bütün hatalar, suistimaller, rüşvetler veyahut da yanlış yönetim ne oluyor? Halkımıza kazık olarak geri geliyor. Liberalizm hem ekonomide hem siyasette, insan haklarında, insan yaşamında çok önemli bir olaydır. Çünkü insanlar hür olmayı istiyorlar. Bu insanın naturasında var. Bu şeye benziyor. Bahçıvanınız geldiyse bir çiçek getirdi, tamam mı? Dedi ki Murat Bey, bu çiçeği
fazla rüzgarda tutmayın ve haftada bir gün su verin dedi. Siz öyle davranmaya mecbursunuz ki çiçek gelişsin. Sen ille de rüzgara bırakır, her gün su verirsen çiçek çürür, rüzgarda onu alır götürür. O çiçeğin naturası demek ki sakin bir yer istiyor. Bazı çiçekler de vardır, rüzgar severler. Şimdi insanoğlu da hürriyeti sever. Bakın devletçi, totaliter idareler hiçbir yerde muvaffak olamadı. En ileri devletçilik hangisi? Sosyalizm, faşizm. Bunlar en ileri devletçiliktir. Bunların hepsi battı, çöktü. En ileri gidenler neresi? Liberal rejimler. Ya onlara mesela, bir reklam arası vereyim ondan sonra tamam. Dünyadaki örneklerine tamam. Gelelim.